Ekranların en renkli sağlık programı Doktor Ferun'un Kunak Show bugün yine dop dolu. Diz ağrıları kaderiniz olmasın. Diz ağrılarından ameliyatsız kurtulma yolları. Diz ağrılarının nedenleri. Ağrılara özel bitkisel tarifler. Kendi kanınızdan alınan genç hücrelerle dizinizde yenilenmeyi sağlayacak PRP uygulaması az sonra Doktor Ferun'un Kunak Show'da. Sefalar getirdiniz. Doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım. Hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün Ankara'mızın Batı kentinden kardeşlerimiz geldi. Ayşe bacımız getirdiler, hepsiyle beraber geldiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sevgili kardeşlerim, bugün çok önemli bir yerimizden, diz eklemimizden konuşacağız. Diz eklemimiz, bakın tam dizlerimiz buralarımızda. Her adım attığımızda mesela şu anda bütün vücudun yükünü 80 kiloyu o taşıyor. Her adımda 80 kiloyu o taşıyor. Ve mesela böyle çıkarken, bir yerden bir yere çıkarken bir anda bütün yükler ona binen çok enteresan bir eklem. Bu eklemle ilgili konuşacağız. Bu eklemin kireçlenmelerinde, bu eklemin rahatsızlıklarında çok güzel yeni tedaviler çıktı. Onları göstereceğiz size. En güzel tedavi sizin kendi kanınızdan alınıp yapılan, kendi kanınızın özünü kullandığımız bir tedavi var. Onu yapacağız. İnşallah burada bütün ekibimizi hazırladık. Aletlerimizi getirdik, edevatlarımızı getirdik. Onları göstereceğiz size. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ne kadar kolay olduğunu, nasıl basit olduğunu size ince ince anlatacağız. Hepsini güzelce söyleyeceğiz. Daha sonra diz için çok önemli bir bitkimiz var. Diz ağrılarına mükemmel geliyor. Ondan bahsedeceğiz. Bu bitkiyi hepiniz kullanabilirsiniz. Hepinizin elinizin altında olan bir bitki. Onu konuşacağız. Daha sonra dizinize kolayca bir lapa yapacağız. Eklem kireçlenme, yani diz kireçlenmelerinde. Diz ağrılarında kullanabileceğiniz çok güzel bir lapa yapacağız. Limon nimetinden yararlanacağız. Limonun çok güzel bir mucize olduğunu göstereceğiz size. Bununla ilgili bir yine bir lapamız var. Çocuklarımız çok seviyor. Neyi seviyor? Köfteleri çok seviyorlar. Ama piyasadaki o hamburgerlere falan da özeniyorlar. Hani o piyasada görüyorsunuz, reklamlarda görüyorsunuz, böyle yiyorlar falan. Çocukların aklı kalıyor. Bütün hayatta çocukların üzerine kurulu değil mi? Bütün düzenimiz onların üzerine değil mi? O zaman biz de bugün çocuklarımız da evdeyken, kar tatili nedeniyle evdeyken onlara çok güzel bir hamburgerli köfte yapacağız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Besleyici özelliği de çok fazla. İçinin değişik bir katkılı. Herkes köfte yapıyor. En iyisini de sizler yapıyorsunuz ama biz de biraz daha böyle sağlıklı bir şey yapacağız. Çok değişik olacak. Göreceksiniz. Çocuklarınız çok seveceğine imza atacağım altına. Ve besleyici değerinin çok yüksek olduğuna dair bir imza atacağım. Onu da size yapacağız. Bir enteresan bir görüntümüz var burada sevgili kardeşlerim. Bir hazırlıklar yaptık. Acaba bunlar neye yarıyor? Para var. Böyle kutular var. Bu ne? Düğme. Acaba ne bu? Kumanda da var. Allah Allah, bakalım ne olacakmış. Biraz sonra kürdan da var ama. Ne yapacağız? Kürdanla temizleyecek miyiz acaba? Bununla ilgili konuşacağız. Anlatacağız neler olduğunu. Bir de kitap var ama böyle. Bu ne? Bu ne? Menü. Hani gidiyoruz ya, ne yiyeceğimize karar veriyoruz. Açlık içinde mesela kebaplar mı neler var? O var. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Göreceğiz bakalım. Beraberce takip edeceğiz. Göreceğiz ne oluyormuş bununla ilgili, onları da anlatacağız. Çok dolu dolu bir program hazırladık. İnşallah hepsini yetiştirmeye çalışacağız. Evet, gelin bakalım sabah jimnastiğimizi yapalım. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı şöyle bir kendimize gelelim. Ayakkabılarımızı göstermedik, ayakkabılarımızı söylemedik. Şifremizi bilenlere her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı veriyoruz. Ayakkabılarımızı kazanabilmenin tek şartı var.
Nedir? Şifre. Şifreyi bilenlere erkekler erkek modeli, hanımlar hanım modeli ayakkabılarımızı veriyoruz. Yeter ki şifreyi güzel takip etsinler. Sabah cimnastiğine başlayalım. Sabah cimnastiği için gelsinler bakalım, iki tane güzel yavrumuzla beraber yapalım mı? Gel bakalım. Şöyle gel. Bir tane daha sandalye alalım hemen. Sen otur bakayım bir tane böyle. Yakışıklıma da bir sandalye verelim. Gel bakalım gel. Bu kıyafetinin güzelliği ne abi ya? Şu oğlumuzun güzel kıyafetine bir bakın. Bakın renkleri nasıl uydurmuş. Ayakkabı uydurmuş. Kaza uydurmuş. Pantolon uymuş. Çok yakışıklısın. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakalım. Kızımıza hele hiç söylenecek bir şey yok. Şuna bakın şuna. Tam bir prenses valla. Tacı. Çok harikasınız. Çok güzelsiniz. Hoş geldin bakalım. Evet. Sabah cimnastiğimize başlıyoruz. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı sabah cimnastiğimizi beraber yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Enerjimizi tazeliyoruz. Ellerimizi birbirimize sürtüyoruz. Belirli bir ısıya ulaştığı zaman orada bir enerji oluşuyor. Ondan sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyuyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimize iyiliklerin, güzelliklerin, huzurun, mutluluğun dolduğunu hissediyoruz. Oh. Rahatlıyoruz. 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 İyilikler olsun, güzellikler olsun, huzur olsun, mutluluk olsun inşallah. Dedikten sonra gariban boynumuzla başlıyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Gidebildiği kadar sağ. Gidebildiği kadar sol. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Harikasınız. Şimdi aşağı yukarı yapacağız. İyice geriye, iyice öne. 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 Çok güzel, harikasınız. Canım kardeşlerim, omuzlarımızla ilgili, şu kulaklarla ilgili hareketlerimizi yapalım. Şöyle çevirelim. Çevirelim. Çevir. 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 Tersini çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Kuluçlar için çok önemli hareket can kardeşler. Öne, 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 geriye, 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 geriye. Şimdi olduğunuz yerde kaldır, 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 bırak. Kuluçlar için çok basit, çok önemli hareket. Aklınızda olsun. Kaldır, bırak, kaldır, bırak. İyice kaldır, iyice bırak. İyice kaldır, iyice bırak. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak, kaldır, bırak. Peki rahatlayınız. Geldik ellerimize. Paketler taşıyoruz, kavanozlar açıyoruz. Çok dikkatsizce davranıyoruz onlara. Bilhassa şuralarda takılmalar oluyor. Olmasın, o zaman çok dikkat edeceğiz. Bu hareketi bolca yapacağız. Pençe, bırak, pençe, bırak, pençe, bırak. Pençe yapınız, bırakınız. Pençe, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk sık bırak. Bilekleri çevir. 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 Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine. Dirsekleri kapatalım. Açalım. Kapat. Aç. Kapatınız. Açınız. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Şöyle rahatlayın bakalım, rahatlayın. Ve en önemli jimnastiğimizi yapalım aklımızdayken hemen. Karları yağdıran, soğukları getiren, bir anda da ortalığı ısıtan Allah'ım, bütün verdiklerine sonsuz şükürler olsun. Kötülüklerden, belalardan, nazarlardan, sıkıntılardan koru. Ailemi, devletimi, milletimi koru. Çoluğumu, çocuğumu koru ya Rabbim. Sana sonsuz şükürler olsun. Bütün verdiğin nimetlerine şükürler olsun diye sık sık şükrünüzü bilhassa çocuklarınızın yanında bolca yapmayı ihmal etmeyiniz can kardeşlerim. Dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Sırtımızı, belimizi ilgilendiren hareketlerimize geçiyoruz. İyice yukarıdan topla. Topla, topla, topla. İyice topla, iyice topla. İyice, iyice yukarılara, iyice yukarılara, iyice yukarılara, iyice yukarıya, yukarıya, yukarıya. Uzanabildiğiniz kadar yukarıdan, uzanabildiğiniz kadar yukarıdan. Şimdi eller havadayken gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Sırt için, bel için. Sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ. Şimdi eller havadayken, eller havadayken hep beraber öne eğileceğiz, sonra geriye gideceğiz. Ver, önünü eğil, ver nefes, geriye çık, al nefes. Ver nefes. Burnunuzdan alınız nefesi. Ağzınızdan veriniz. Burnunuzdan alınız.
ağzınızdan veriniz, burnunuzdan alınız, ağızdan ver, burundan al. Rahatla, 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 rahatla. Can kardeşlerim, gelelim kalçamıza, dizimize ilgilendiren çok önemli hareket. Bugün dizle ilgili çok önemli anlatacaklarımız da var. Biraz sonra da dün söz verdiydik size, nefesle ilgili hareketler göstereceğiz. Biraz böyle soğuk havalarda biraz nefesinizde sıkıntılar oluyorsa, nefes almayı rahatlatıcı kaslarımız hangisi, hangi kasları kullanırsak daha rahat nefes alır, onu da göstereceğiz. Şimdi kalça ve dizi yapalım, ona geçeceğiz hemen. Çek, bırak, çekiniz, bırakınız, çek, bırak, çekiniz, bırakınız, çek, bırak, çek, bırak, çek, yana aç, getir, bırak, çekiniz, yana açınız, getiriniz, bırakınız. Kalça için, diz için, bel için bu hareket. Evet, öbürüne geçelim. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Peki, rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Ayaklarımızı yapalım. İyice çektik, iyice bıraktık. İyice çektik, iyice bıraktık. Çek, bırak. Barışlar için, ayak şişmeler için, ayak ağrılar için mükemmel hareketler yapıyoruz. Aklınıza geldikçe oturduğunuz yerde bolca yapınız. Evet, gelelim nefes hareketlerine. Kardeşlerim, dün size göstermiştik. Karın nefesi denen bir nefes var. Bu çok önemli. Bunu bolca yapınız. Diyafram nefesi demiştik. Elimizi karnımıza koyuyoruz. Ağzımızdan üflüyoruz. Burnumuzdan nefes alırken karnımız şişiyor. Burnundan ver, ağızdan ver. Burnundan al. Bu ağızdan ver. Burnundan al. Bu karın nefesi çok önemli. Diyafram nefesi, bunu yapacağız. Bir de solunuma yardım eden kaslarımız var. Hangi kaslarımız? Bakın şu göğüs kaslarımız çok önemli. Ellerimizi şöyle birleştirelim. Bunu sık sık yapınız, o zaman daha iyi nefes aldığınızı göreceksiniz. Bakın aç iyice. Açıldığı zaman kaburgalarınız da açıyor. Akciğerleriniz daha güzel açılıyor. Bol hava giriyor. Burundan iyice nefes al. Ağızdan ver kapanırken. Ağızdan al. Ağızdan ver, burundan al. Burundan aldık, ağızdan verdik. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Kardeşlerim, bir önemli bir hareket daha, yine kaburgalarımızı açıyor, göğsümüzü açıyor. Ellerimizi böyle dururken iyice yukarıya kaldıracağız. İyice yukarıya kaldırdığımızda nefes alacağız. Kapattığımızda nefes vereceğiz. Kaldır, nefes al. Şimdi büzül, nefes ver. İyice kaldır, nefes al. Büzül, nefes ver. İyice nefes al. Büzül, nefes ver. İyice nefes al. Büzül, nefes ver. Bakın kardeşlerim. Üç tane basitçe hareket gösterdim. Biri diyafram dedim. Biri böyle açma dedim. Biri de böyle kaldırma dedim. Bunları yaptığınız zaman bilhassa o nefesi tıkananlar, bilhassa dün bahsetmiştik KOAH dediğimiz o kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, bunlar bunu güzel yaptığınız takdirde çok güzel nefes alırsınız. Nefes yollarınız açılır, rahat edersiniz. Nefes almak niçin önemli? Vücuda oksijen giriyor. Oksijen girdiği zaman beyniniz daha iyi çalışıyor. Oksijen girdiği zaman karaciğeriniz daha iyi çalışıyor. Oksijen girdiği zaman dokularınız daha iyi çalışıyor. Oksijen girdiği zaman dizlerinizde kireçlenme olmuyor. Kalçanızda kireçlenme oluyor, belinizde kireçlenme oluyor. Yani her şeyin başı oksijen. Oksijeni iyi verebilmek lazım. O yüzden de bu hareketleri aklınıza geldikçe çok çok yapmak lazım. Hadi bir daha bir tekrarlayalım. Ciğerin kapasitesini arttırmak için mesela havayı aldıktan sonra 3 saniye tutup daha sonra yavaş yavaş vermek de faydalı mı sizce? O da faydalı, o da faydalı. Onu da yapabiliriz. Burnunuzdan nefes aldık. Ağzınızdan verin. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Ellerimizi yapıyoruz. Vereceğiz. Ağızdan ver, büzül. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Çok güzel. Bir de elimizi karnımıza koyalım. Burnumuzdan alalım. Karnımız şişti, ağızdan verdik, çöktü. Şimdi bir de Berna Hanım dediğini yapalım. Ne yapacağız? İyice nefes alacağız. Nefesi yavaş vereceğiz. Akciğer kapasitesini arttırmak için bakın böyle. Doldu. Biraz tutacağız. Hafif hafif vereceğiz. İyice al. Dolsun iyice. Biraz dur. Ver hafif hafif.
Tekrar al. Ver hafif. Evet, biraz sonra dizle ilgili çok yeni teknolojileri anlatacağız. Diz ağrılarına, diz kireçlenmelerine çok güzel çözümler anlatacağız. Neler yapmamız gerekiyor? Menisküsünüz varsa, dizinizde ağrı varsa, diziniz kireçleniyorsa ne yapacaksınız? Hepsini biraz sonra burada canlı canlı göstereceğiz. Nasıl kolay yapıldığını hepsini anlatacağız. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Ekranların en renkli sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün yine dop dolu. Diz ağrıları kaderiniz olmasın. Diz ağrılarından ameliyatsız kurtulma yolları. Diz ağrılarının nedenleri. Ağrılara özel bitkisel tarifler. Kendi kanınızdan alınan genç hücrelerle dizinizde yenilenmeyi sağlayacak PRP uygulaması az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Evet sevgili kardeşlerim, bugün dizle ilgili konuşuyorduk. Dizle ilgili anlatacaklarımız var demiştik. Dizimizle ilgili çok özel lapalar hazırlayacağız demiştik. Dizimizi şöyle kısacık biz size bir gösterelim. Şu iskeleti çıkaralım ortaya doğru. Dizimiz bir menteşe esasında sevgili kardeşlerim. Yani bir eklemimiz ama bunu nasıl olduğunu göstereyim. Bakın kocaman üst gövde. Geliyor burada bir dizimiz denilen üç kemiği birleşmesinden meydana gelen bir eklem yapıyor. Alt kemik, alt kemik, üst kemik, kapak kemiği, bir de burada küçük kemik var. Ama küçük kemik ekleme çok katılmıyor. Kenarda duruyor. İnce kemik. Bu kemik çok fazla yük çekici özelliği yok. Bu kemik diğer kemiğe yardımcı, kasların tutulmasına yarayan bir kemiktir burada. Hemen şu dış kısmımızda durur şuradaki duran kemiğimiz. Kas iskelette getir şuraya. Bakın burada gösterelim kardeşlerim. Bu da hakiki kemiğimizde gösteriyoruz. Bakın üst kemik, kapak kemiği ve alt kemik. Şu da ince kemiğimiz. Kardeşlerim bu bir şöyle bir eklem yapar. Bunu da şöyle bir kapsül dediğimiz bir zarlarla tutunur bu. Bakın böyledir. Böyle tutunur. Bu zar kapsül deriz. Bu bazen şişer. O zaman deriz ki sizin dizinizin içi su toplamış. Kirli su, onu alalım deriz. Onu da alma metodu vardır. Onu da alırız. Dizinizde şişkinlik olduğu zaman biliniz ki dizinizde biraz problem var. Bu nasıl? Nezle grip olunca nasıl burnunuz tıkanıyor? Çok özür dilerim. Burnunuzda sümükler birikiyor. Burnunuzdan rahatsız oluyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Dizinizde de aynı şekilde. Eğer şişme varsa, dizinizde bir şişkinlik varsa, iki dizinizi yan yana getireceksiniz. Öbürüne göre bir şişkinlik varsa, bilin ki dizinizde problem var. Bu ne olabilir? Kireçlenme başlangıcı olabilir. Menisküslerde zedelenme olabilir, çarpma vurma olabilir, iltihap olabilir. Nasıl iltihap? Boğazınızdan kaynaklanan bir mikrop vücuda girer, gezerken az kan gelen yeri sever. Nasıl yani? Dizin içine az kan gelmeye başlamışsa, dizinizde problem varsa gelir oraya yerleşir, orada ürer. Ürünce diz şişer böyle, al başınıza dert oldu, bir iltihaplı bir durum. Sevgili kardeşlerim, bir de romatoid artrit filan denilen böyle eklem romatizmaları filan vardır. Onlar apayrı bir sıkıntıdır. Yani dizin bir sürü hastalıklar var. Dizle ilgili böyle koca koca cilt kitaplar vardır. Diz çok enteresan bir yapıdır. Ve dizde kemikler birbirine vurmasın diye Yüce Allah şöyle iki tane de yarıman şeklinde yastıkçık koymuş buraya. Bunlara da ne diyoruz? Bunlara da menisküs diyoruz. Bunlar bir içte vardır, bir dışta iki tanedir herkesin bir dizinde. Bir de öbür dizinde dört tane menisküsümüz vardır. Bunların özelliği nedir? Bunların özelliği iki kemiğin arasında amortisör görevi görür. Yani eklemler birbirine sürtünmesin, eklemler birbirine vurmasın. Bakın böyle böyle vurur. Eğer bu menisküsler güzel olmasaydı, bakın şimdi göstereceğim hareketi tam yapamazdık. Eğer bu menisküsler güzel olmasaydı sevgili kardeşlerim, böyle bir yerden atlamaya kalktığımızda, bir yerden inmeye kalktığımızda, bakın böyle indiğimizde turup diye dizle böyle kırılırdı. Zaten öyle bir atlama diye bir şey de yapamazdık yani. Hiç kimse yapmazdı. İşte bu öyle bir sistem ki hemen sizin yükünüzü alıyor, burada absorbe ediyor. Aynı şey belde de var. Bakın belde de diskler var. Hani disk fıtık oldum diyorsunuz ya, bu disklerle oluyorsunuz. Menisküsleriniz de aynı bu diskler gibi küçük yastıkçıklardır.
Bu beldeki korumayı sağlar, o da dizleri korumayı sağlar. Yükü kalçaya da az verir. Bakın bir anda bütün yük buradan yukarıya doğru gidiyor. İşte öyle bir yapıdır ki, o kadar güzelliklerle dolu bir yapıdır sevgili kardeşlerim. Bunun kireçlenmesi olur. Kireçlenme ne demek? Kardeşlerim, bakın şurada yakında gösterelim. Bu kemik bir yüzey var. Bakın burası pırıl pırıl. Burası pırıl pırıl. Bir de şurada gözenek yerler var. Bu gözenek yerlere kan gelir. Kemiğin içinden, ilikten kan gelir. Eğer buraya iyi kan gelememeye başlarsa bu yüzeyin parlaklığı bozulur. İşte onun adı kireçlenme. Biz de basit olarak kireçlenme diyoruz. Buna biraz daha ilerlediği zaman artroz diyoruz. Artroz, osteoartrit, böyle tıbbi kelimeler. Biz size kolay olsun diye kireçlenme. Kireçlenme ne? Bir ekleme, iyi kan gelemeyip eklemin şu parlak yüzeyi bozuldu mu onun adı kireçlenme. Bazen çarpmalar, vurmalar oluyor, sakatlıklar oluyor. Dizinizi çarpıyorsunuz, kırılıyor ya da bu yüzey bozuluyor. Buraya kan getiren damar sistemi bozuluyor. Kireçlenmeniz arttı. Diyoruz ki sizin kireçlenmeniz erken çıktı. Niye? İşte diyorsun ki ben eskiden vurmuştum dizimi. Sol dizim çok iyi de sağ dizimde var diyorsunuz. İşte bunun adı kireçlenme. Kireçlenme buraya kan gelememesi. Bu tamamen bir menteşe sistemiyle böyle böyle hareket ediyor. Biz bunu basitçecik şöyle bir kapı menteşesine bile benzetebiliyoruz. Bakın böyle çalışan bir sistem kardeşlerim. Aynı bu menteşeleri, bu da bir başka bir menteşe. Aynı bu menteşeleri nasıl yağı olmadığı zaman, yani yağsız kaldığı zaman sıkıntı çekiyor, gıcır gıcır ediyorsa, sizin de Rabbim dizinizin içine yağ koyuyor. Şurada bir doku var, sinovya diye. O hafif hafif yağ veriyor. Peki dizinizin içinde yağın ne kadar olması lazım acaba? Tahminen ne kadar sizce? Şöyle bir cc kadar yağ olması lazım. Şöyle küçücük o eklemi yağlıyor. Yani şu kemik yüzeyleri birbirine değmesine mani oluyor şuralarda. Şurada sinovya denilen bir doku var. O hafif hafif salgılıyor buraya ki şey yapmasın, buralar sürtünmesin diye. Çok özür dilerim, gene sümükten örnek veriyorum. Burnunuzun içinde de hafif hafif sümük salıyor. Neden? Pis dokuları tutsun diye. Peki bu fazlalaştığı zaman ne oluyor? Tıkanıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Bu eklem sıvısı da fazlalaştığı zaman burası tıkanıyor. Peki burnunuzda hiç sümük olmadığı zaman, kuruduğu zaman ne oluyor? Buralar tıkanıyor, bir tuhaf oluyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Eklemin içinde de sıvı bitti mi başlıyor gıcırtılar. Kardeşlerim şöyle bir elinizi dizinize koyunuz. Oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Bakın şöyle koyunuz. Kapatınız, açınız. Kapatınız, açınız. Aynı karda yürüme sesi. Diye bir his geliyorsa, bilin ki dizinizde kireçlenme başladı. Ay, ara. Ara, çok nadir. O zaman... Ara geliyorsa biraz kireçlenme başladı Serap Hanım, dikkat et. Bazen geliyor ara. Bazen. Şimdi Can kardeşlerim. Seni iyileştiririz. Değil mi? Bak garantiyi almış. Demek sen o yüzden evlendin benimle. Ya, açıklıyorum bundan. Ne akıllısın ha. Kireçlenme olmadı. Hiç doktor parası olursam vermeyecek. Bak ne kadar akıllı. Olsun ya, hayır öyle demeyin. Gerçekten öyle acıyı çeken, hastalığı çeken yine hasta yani. Doktor nereden bulacağım ben Feridun Bey'i her an? Ya sağ olsun, yardımı var ama. Aşk olsun. Her zaman yanımda sağ olsun. Kireçlenme neden oluyor dedi. Kireçlenmenin nedenini hemen Ayşe ablam cevaplasın. Bak deminden beri anlatıyoruz. Mikrofonumuz nerede? Kireçlenme neden oluyor? Burada hayatım. Ayşe abla cevapla. Kan gelmediği için hocam, hareketsiz. Bir daha söyleyelim. Şuradaki dokuya iyi kan gelemezse bu yüzeye bak, şu pırıl pırıl sür bak elini şuraya bak. Kaymak gibi. Bir de şuraya sür. Biraz var, yaşla da var. Yaşlandığı zaman damarlar bu kemiğin içine kan gelemiyor. Gelemediği için bu yüzey bozuluyor işte. Ağzına sağlık. Neden kilo? Kiloyu hemen anlatalım. Kamyon 10 ton. Siz ona 20 ton olunca ne oluyor? Tekerlekler böyle çöküyor. Siz de dizinizin bir ömrü var. Rabbim yapmış 90 sene. Eğer siz bunu 60 kiloyla kullanırsanız hiçbir sıkıntı yok. Ömrünün sonuna kadar garanti veriyor Rabbim. Garantili diyor. Ama kilona dikkat edersen, dizine dikkat edersen
Ölene kadar bu sıkıntı çıkarmayacak sana diyor. Ama kazalar oluyor, çarpıyoruz, vuruyoruz. Ama bir de bizim kendimizin yaptığı sıkıntılar var. Ne? İşte maalesef Türkiye'de en büyük dertlerden biri o kilo. Kardeşlerim kilo öyle güzel, enteresan ki bakın çok güzel bir şey açtı kardeşim. Şuraya basamak getirin hemen, basamak getirin. Öyle bir enteresan bir noktaya bastın ki kank bakın. Bir kilo fazla, çok dikkat edin buraya. Bir kilo fazlanız dizinize 10 kilo yansıyor. O kadar tehlikeli. Hemen getir 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 getir. Bakın bir kardeşlerim, kilo. Bakın kardeşlerim. Şu bir şimdi, kilo mudur mesela şimdi, Feridun? Evet. Bir kilodur. Aşağı yukarı. Bak bu kadar bakın. Bir ağırlık aslında. Her an gezdiğinizi düşünün bununla. Bir dakika hemen anlatıyoruz. Kilonuz nasıl olacak biliyor musun? Boyunuz kaç? Diyelim ki 1.60. Kardeşim senin 70 kilo olmaya hakkın var en fazla. En fazla. Sen 75'sen iyi dikkat et. 5 kilo fazlan var. Her bir kilo ekleme 10 kilo yansıyorsa 5 ile 10'u çarp 50 kilo fazla yük biniyor dizine. Bak şimdi. Şimdi dizime 50 kilo fazla yük bindi. Şimdi dizime 50 kilo yük fazla bindi. Düşünebiliyor musunuz felaketi? İşte o yüzden kilo. Kalbe de aynı dert. Karaciğere de aynı dert. Yani kilo bütün dünyanın en büyük sorunu ama maalesef bizim ülkemizin de çok büyük sorunu. Esasında diz ağrılarının ana sebeplerinden biri, kardeşim açtı, ana sebeplerinden biri. Kilo. Çarpmalar, iltihaplar ama şunlar bunlar tabii ki sebep ama kilo ana sebep. En büyük sorun bize gelen 100 tane diz hastası varsa 100 diz hastasının %80'i kilo ile ilgili sıkıntılar oluyor. Öyle evet. %80'i kilolu mu Feridun Bey? Maalesef. Evet. Maalesef. Bel ağrısı da böyle değil mi? Bel de öyle. Ben de tabii 4 sene önceden bilmiyordum ama hani buraya gelen seyircilerden fark ettim ki gerçekten kiloyla ağrıların doğru doğruya orantısı kesinlikle çok şimdi yüksek. Kardeşlerim. Çok yüksek. Bazen kilitlenme oluyor dizlerde dedi. Bravo. Kilitlenme neden oluyor anneciğim? Kilitlenme neden oluyor? Hadi neden? Onu hemen gösterelim. Takılıyor böyle kalıyor mu? Hemen gösteriyoruz. Hemen gösteriyoruz. Merdiven çıkarken mi takılıyor? Kilitlenme neden oluyor onu söylüyoruz. Bak kilitlenme neden oluyor. Bu menisküs dediğimiz oluşumlara da aynı bu yüzey gibi kan gelmesi lazım. Bu menisküsler de buraya damarlarla besleniyor. Kendisini buradan damarlar geliyor. Eğer bu menisküse kan gelemezse bu menisküs dejenere, bozuluyor. Dejenere oluyor, bozuluyor. Bozulduğu için bunun böyle pürçürükleşiyor. Bak şurada yapmışız mesela bak. Şöyle kıvrılıyor. Şimdi dizini böyle yaparken böyle oldu, kilitlendi dizin işte. Ya bu kilitlenmiş hali. Neden? Menteşenin arasına çapak girdi, çapak pislik girdi bak. Dişlinin arasına bak kıvrıldı. Ha biraz hareket ettim, tık yerine geldi, oh gene rahatladı. Dizim şöyle kalıyor. Çok güzel. Ay 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 diyorsun, şöyle yapıyorsun, biraz şöyle yapıyorsun. Tık diyor, oh rahatlıyorsun. Aynı bu olay, bak bir daha gösteriyorum. Şu şöyle kıvrıldı, takıldı, işte kilitlendi diz. Sonra biraz hareket etti. Biraz hareket etti. Etti şöyle yaptı. Bak yerine geldi. Oldu. İşte menisküs böyle dejenere olmuşsa, bozulmuşsa, araya çapak giriyorsa dişlinin arasına o dişli kilitleniyor, dizde kilitleniyor. Diz kilitlenmesi bundan oluyor. Göz çapağı gibi bir şey mi? Yok. Minnacık bir şey mi? Yok. Büyük bir çapak. Bayağı bu menisküs. Baksana buradaki bu böyle kıvrılıp buraya böyle gelip takılıyor. Bak takıldı bak. Takıldı bak. Nasıl takıldı? Bozdu. Düzeni bozdu. Halbuki bu burada yastık gibi olması lazım. Böyle kayması lazım. Hadi açılmadı orası ne olacak? İşte açılmazsa biz o zaman ne yapıyoruz? Bunun içine bir, özel bir ilaç veriyoruz. Burayı uyuşturuyoruz. Onun manevraları var. Dizi oynatma manevraları. Böyle oynatıp tık diye onun yerine oturtuyoruz kendi. Ya da artroskopi denilen ameliyatla giriyoruz. Bu parçayı alıyoruz buradan. Aynı bel fıtığında olduğu gibi. Aktif sporcularda da görülüyor. Çünkü sporcular daha çok darbe oldukları için oluyor. Hmm. Şimdi burada bir ablalarımız var. Bir ablalarımız var. Şöyle genel bir görüntülerine bakalım. Şikayetleri neymiş soralım bakalım. Neydi şikayetin anacığım? Hocam dizim önce ağrıyordu. Sonra daha çok ağrımaya başladı. Neresi ağrıyor bir tanem? Göster bakayım. Şurası. Dizinin tam şurasında ağrı var. Gördüğünüz gibi dizinin iç kısmını gösteriyor. Hanım kardeşlerimiz, bu ablam da biraz olduğu için hemen gösteriyorum. Şimdi namazı kılamıyorum, sandalyede kılıyorum. İşte ne olmuş? Dizde kireçlenme olmuş, dizin kıvrılması bozulmuş. Neden? Bakın namazda ne oluyor? Bakın namaz dizin çok önemli bir egzersizi. Bak her yeri çalışıyor bak. Çok her güzel yeri bir çalışıyor. Şey, ne güzel. Her yeri çalışıyor bak. Her yeri çalışıyor bak. Ne kadar çok çalıştırıyor, her yerini çalıştırıyor. Evet, parmak ucu. Namazda başladıysa sıkıntı
Bilin ki eklemde çok önemli sıkıntı başladı. Ne diyor? Namaza eğemiyorum. Eğdiği zaman buradaki kireçlerden dolayı fazla gitmiyor. Bu kadar kalıyor. Yani 90 dereceye kadar gelebiliyor. İşte kireçlenme. İşte menisküllerin dejenere olması. Peki niye dejenere olmuş acaba? Niye dejenere olmuş? Şöyle ablacığım bir dakika ayağa bir kalkar mısınız? Özür dilerim. Nasıl çorabınız var abla? Şöyle bir dizinizi şöyle gösterin. Dik dur ablam sen dik dur. Sen dik dur ben yapacağım biterim. Yardım edeyim mi Ferit? Şöyle öbür taraftan. Bakın şöyle karşıdan dikkatli bakarsanız. Abla sen dik dur. Bakarsanız ne görüyoruz? Şu alt bacaklar eğilmiş birazcık. Kardeşlerim bu da dizinin iç kısmının problemi başlamış. Otur bakalım şimdi. Ayakkabını ver bir ablacığım. Ayakkabını ver. Ama ayakkabı da yeniymiş. Sürekli giymediğim için olabilir. Evet. Ayakkabılarınızın altlarına bakacaksınız. Ayakkabınızı dış köşeden eskitiyorsanız, ortadan değil de dıştan eskitiyorsanız biliniz ki dizinizde problem başlamış. Ayaklar böyle dışa basıyor, böyle basmaya başlamış. Dışını eskitiyorsanız, dışını. Ayakkabınızın topuğuna bakacaksınız. Çocuklarınıza da bakın, kendinize de bakın. Allah. Dıştan eskime varsa bilin ki dizinde bir problem var. Gelelim bu ablaya. Hı. Senden ne oluyor? Biz kapaklarım ağrıyor. Merdivenler fazla. Kaç senedir ağrıyor? 4-5 sene oluyor. Bakın dikkat edin, genç bir ablamız dizinde ağrı başlamış. Neden başlamış acaba? Ya bak maşallah beni sıksa suyumu çıkarır yani Allah'ım maşallah. Güçlü. Canım ablacığım gördüğünüz gibi bu ablamın problemi de maalesef aşırı yük binmesinden demin konuştuğumuz sebepten. Otur ablacığım. Burada bir ablamız var bunun mesela ki fazla bir kilo ile ilgili sıkıntısı yok. İyi görünüyor ama bunun da menisküsünde sıkıntı. Bizim de problem var evet hocam. Peki eskiden bir darbe çarpma bir şey geçirdi mi hatırlıyor musun? Hayır. İltihaplı bir şeyler de yani geçirdiğiniz çocuklukta da geçirdiğiniz diz şişmeleri, diz iltihapları da böyle şeylere sebebiyet verebiliyor. Dizlerde böyle kireçlenme olur. Hocam yaklaşık bir yıldır ağrıyordu. Bu sene daha felaket oldu böyle. Gece böyle iyice arttı. Evet arttı. Tamam. Şimdi biraz sonra bu ablalarımıza bir tedavi yapacağız. Bakalım şikayetleri ne kadar rahatladı, ne kadar rahatlamadı beraberce konuşacağız. Biraz konuyu değiştirelim. Burada çok özel, çok güzel bir annem var. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz. Ablam çok uzaklardan geldi. Evet. Çok da ısrar etti. Ben de peki dedim, buyur gel bakalım dedim. Evet. Ablam Almanya'dan geldi. Öyle mi? Almanya'nın Frankfurt'a yakın. Hoş geldiniz. Çok seviyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Serap Hanım çok. Sağ olun, çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Valla siz olmasanız değil mi? Bizim burada program yapmamızın hiçbir anlamı yok. Siz olmasanız biz iyi olamayız. Aynen, aynı şekilde. Aynı şekilde. Çok sarışsınız. Şimdi ablam kalbiyle ilgili bazı sıkıntıları var. Evet. Ciğerleriyle ilgili bazı sıkıntıları var. Kansızlıkla ilgili bazı sıkıntıları var. 3,5 yıl önce Almanya'da çok inanılmaz bir bel ağrısı. Ama nasıl? Bir söyle nasıldı belin ağrısı? Yani durulmayacak şekildeydim. İki çok şekil böyle bükülmüş. İki büklümdü. Bir vaziyette. Tuvalete çocuklarım götürüyordu. Yatağa çocuklarım yatırıyordu. Hı. Evde çocuklarım gezdiriyordu. Ve yani gitti, o dereceydim gitti ben. Gitti doktor şimdi. Gittiği doktorlar diyorlar ki ameliyat gerekiyor. Ama bakıyorlar, yatırıyorlar. Kalbi nedeniyle ameliyat yapamıyorlar. Annem 3,5 yıl tırım tırım tırmalanıyor. Evet. Ağrılardan bir türlü kurtulamıyor. Daha sonra bizim programları seyrediyor. Oğluna diyor ki ne olur beni bir Ankara'ya götürün. Sağ olsun oğulları da Allah razı olsun. Çok evet. Annelerine o kadar bağlı bir çocuklar olmaz hakikaten. Oğlan çocukları ama çok hepsi birbirleriyle paylaşıp şey yapıyorlar. Ankara'ya getirdiler. Burada kaldılar, otelde kaldılar, şeyde kaldılar. Ev ayarladılar. Bir sürü şeyler yaptılar yani. Evet. Bize toplam kaç gün oldu anne bize geleli? 8 gün oldu. 8 gün. Geldiğinde nasıldın bize? İyi kat. Nasıldın bir anda? Oturamıyordum. Kalkamıyordum. Yürüyemiyordum. Ağrılar nasıldı? Ne diyorum şiddetliydi. Yani çok çok özür dilerim. Yani köpekler böyle alıyordu bu bütün etlerimi. Kediler köpekler tırmalıyordu. Bu ellerimin canları yoktu, dizlerimin canları yoktu. Hiç verim yoktu. Hiç verim yoktu. İnan ciddi diyor. Artık Allah'a yalvarıyordum. Allah'a. Hani. Bir şifa diyordu. Al.
Peki, çekemiyorum artık. Bize geldi. Bize, geldi. Bize geldi. Neyse sonuç. Bize sonuç geldi. Sonuç. Biz şimdi Allah'a maşküller. Şimdi bir kalk bir yürü göster anne. Bir kalk bir yürü şöyle. Bir kalk bir yürü. Bak. Bak. Hadi çok bak. Çok şükür. Çok şükür. Ben buraya çıkamıyordum. Sandalyeye çıkamıyordum. Sandalyeye oturamıyordum. Hiçbir yere çıkamıyordu. Hiçbir hareket edemiyordu. Bak. Çık bir anne. Çık bak. 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 Gördünüz mü? Gel, 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 gel anne. Gördünüz mü? Tamamen bu ben iyileştirdim demiyorum. Bakın sakın ha, ben hiçbir şöyle bir şey demiyorum. Sadece ve sadece yüce sebebini verdi, beni sebep kıldı, beni sebep kıldı iyileştirmeye. Yaptı. Evet. Beni sebep kıldı. Ha. Evet. Sonra Serap Hanım. Ay, Allah razı olsun. Benim ne bak, bakın ne kadar ne kadar rahat çıkabiliyor. Bir göster anne, bir daha bir göster. Yavaşça yapalım bak. Ne kadar rahat çıkıyor bakın. Gördünüz mü? Sadece ben 8 gün içinde. Maşallah. Evet. Senelerce bu ağrıyı çektim senelerce. Artık çocuklarımdan utanıyordum. Artık etrafımdan utanıyordum. Gizli evet. Gizli ağlıyordum. Gel abla şimdi yavaşça gene. Allah ha. Bütün hastalara şifa versin. Evet. Amin. Hepsine. Şimdi gel ablam hepsine. Otur. Yani bakalım. Şifayı veren Allah gerçekten. Tabii evet. Tabii Cenab-ı Allah sonra da sizler. Sonra da sizler. Bizi aracı. Sebep kıldı. Aynen öyle. Hiçbir sebep hastalık sadece. Yok ki şifasını evet. Yaratmadı. Almanya'daki hı-hı. Doktorlar, meslektaşlarım diyorlar ki bu anne artık böyle çekecek. Daha fazla bir çaresi yok. Diyorlar ki Türkiye'ye götürün bakalım diyorlar böyle. Götürün ne yapalım olmaz diyorlar. Öyle mi anne? Evet. Ama evet, gördüğünüz evet. Gibi hiçbir hastalık yok ki Allah şifasını yaratmadı. Yaratmadım. Yeter ki arayıp bulacaksınız. Evet. Muhakkak bir yerde şifanızı bulacaksınız. Cenab-ı çünkü biz sebebi biz kıldı. Sadece biz kıldı. Biz evet. Yaptık demiyorum sakın ha. Evet evet. Muayenehanesinin üzerinde yazı vardır Feridun Bey'in. Kırığı evet. Ben sardım. Allah iyileştirdi doğru. Diye. Tabii. Gerçekten öyle. Yani onlar sarıyorlar. Önce Cenab-ı Allah tabii ki sonra aynı. Feridun Bey. Evet. Tabii. Yaratan, iyileştiren, anneye, şifayı yaratan, veren babaya çok şükür. Böyle bir evlat yetişti. Allah razı olsun. Sağ ol, hayır sağ böyle sağ bir sağ evlat sağ yetişti. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Bütün ihtiyarlara yardımcı, gençlere sağ. Yardımcı, çocuklara yardımcı. Sağ daha anne, böyle sağ. Doktor hayatta bulamazsınız. Estağfurullah. Hayatta bulamazsınız. Sağ ol, biterim sağ ol. Allah razı olsun. Gitmediğim Almanya'da doktor kalmadı. Kime gittiysen dediler ki sen ihtiyarlık. Bir şey yapamayız. İhtiyarsın sen. 79 yaşındayım. 79. Ya bütün doktorlar şu vücudumda 5 tane ameliyat var. 3 tane buradan meniskot dediler ki meniskosum var. 3 tane buradan oldum. 2 tane de buradan oldum. Ama sancılardan duramadım. İnan ki duramadım. Yürüyemiyordum artık. Yürüyemiyordum. Kötürümdüm ben. Bayağı bir kötürüm. Evet reklam arası. Ama bu 8 günün içinde anlattım. İlk günü bul yani şifasını buldum maşallah. Ben. O gece sabaha kadar ağladım. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir kere şükürsün. O oğlum da benim beraber ağladı. Burada mı oğlunuz? Yok burada yok. İnanın bunu bak. Evet. Şurada, Allah razı olsun annemden. Bütün hastalarımıza şifa dileyelim. Bütün hastalarımıza iyilikler dileyelim. Evet. Yüce Yaradan bütün şifaları veriyor. Birazcık şöyle bir konuyu değiştirelim. Hani? Biraz duygusallaştık. Ben de hemen duygusallaşırım. Ben sana dayanamam. Bırakmayın. Allah. Bırakmayın. Bu geçmedi. Yok evet. Fayda. Evet. Hayır. Şimdi bir görüntülerimiz var. Görelim. Ondan sonra yine programımıza devam edeceğiz. Dizlerimizle ilgili çok önemli anlatacaklarımız var. Şu ellerimde iğneler vardı. Kollarımda iğneler vardı. Yalvarıyordum Rabbime. Çok şükür, çok şükür. Hadi görüntülerimizi görelim bakalım şimdi. Evet, sabah. Geçmiş olsun. Oh keyfe bak. Analarım oturmuşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne var ne yok? Analarım böyle. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyfiniz? İyi mi? Tek bir yerde iyi olmaz mı? Otur be. Bence de ne güzel değil mi? Böyle yerde iyi olmaz mı? Değil mi? İyi. Sen nasılsın anam? İyi misin? Güzel anam benim. Evet. Hoş gelmişsiniz bakalım. Şimdi deyiver bakalım. Nerelerinden şikayetin var? Bir deyiver benim bacaktan çok ağrıyor. Bacakların çok ağrıyor. Neresi ağrıyor ana? Benim ağrıyor. Ocakta yara çıktı bir zaman. Bu yara ne zaman çıktı ana? Sen de bize böyle mikrofonu böyle tut bakalım bana. Bakma karşılığında bize yardımcı olacaksın. He ana. Olur. Aslan anam benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ana. Senin dizlerinde, belinde çok kireçlenmeler olmuş. Kireçlenme ne demek?
eklem şöyle şöyle güzel güzel çalışması lazım. Onlar bozulmuş. Şöyle zor çalışıyor burada. Tamam. Bel kemiklerin şöyle ezilmiş. Oradan sinirleri sıkıştırmış. Bacaklarına ağrı geliyor. Şeker de buna birazcık yardımcı olmuş. Şeker yüksek canım. Var şeker. Şekerine dikkat edeceksin. Şekeri yükselttirmeyeceksin. Tansiyon var. Şeker biz burada var. Demin gelirken gördük. Ne gördük? Zeytin yaprakları gördük. Zeytin yaprağının çayını içmek çok önemli anne. İyi. Zeytin yaprağının çayını iç. Ondan sonra biraz önce burada gelirken gördük. Narlar çok var. Narın kabuklarını, narın yapraklarının çayını iç. Bu da şekeri düşürüyor ana. Çok faydası var. Ondan sonra buralarına, beline güzelce sıcaklar uygula. Omuzuna da. Sıcaklardan sonra biz sana şimdi de söyleyeceğiz. Ozon yağı denilen bir şey var. Onu sür. Oturduğun yerde idmanları yap. Bak. Evet sevgili seyircilerim, burada iki tane genç ablamı buldum. Genç ablalarımla beraber sizi bir spor yapacağız. Nasıl yaptığını göstereceğiz. Şimdi bunların böyle durmayın böyle durduklarına. Gönülleri genç. Önemli olan da gönül yaşımız zaten. Nüfus kağıdı yaşı herkes de başka. Değil mi ana? Önemli olan gönül yaşımız. Değil mi anneciğim? Şimdi bakalım beraberce biz jimnastiğimizi bir yapalım. Nerelerimiz ağrıyordu? Dizlerimiz ağrıyordu. Kalçalarımız ağrıyordu. Dizlerimiz için, kalçalarımız için neler yapacağız? Çok şükür, Allah'a şükür. Anamın hiçbir şikayeti yok. İşte bu. Öyle. Ana bir gak yürü şöyle. Yalınız bir gak yürü bir şöyle. Şimdi sevgili seyircilerim, vakti zamanında sütlerle, yoğurtlarla, peynirlerle uğraşmış ama çok güzel yemediği için bel kemiği bükülmüş, bel kemiği bükülmüş. O yüzden diyoruz ki aman ne olursunuz bel kemiğinize sahip çıkın. Bizim o biraz önce yaptığımız hareketleri ve sabah jimnastiğinizi sakın ihmal etmeyin. Size o basitçecik gösterdiğimiz hareketler size basit gibi gelebilir. Vallahi billahi istikbalde böyle olmazsınız o zaman. Bunları sabahlar her gün sabah bizimle beraber yapınız. Bizim programlar olmadığı zaman da yapmaya çalışınız. O zaman çok güzel rahatladığınızı ve böyle bir sıkıntı olmadığınızı göreceksiniz. Annem ne güzel Allah'ına sığınmış çok şükür. Allah razı olsun ne kadar güzel söyledi. Benim hiçbir şikayetim yok dedi ama. Niye böyle olalım? Niye Yüce Rabbim bize akıl vermiş, fikir vermiş, her türlü nimetler vermiş, böyle güzellikler vermiş. Allah. Onları yiyelim. Gıdalarımıza dikkat edelim. Birazcık da spor yapalım. Allah, kaslarımızı da güçlendirelim ki bu sıkıntılar olmasın. Anamın biraz kalsiyum eksik, biraz D vitamini eksik. Bel kemiğinde çökme kırıkları olmuş. Çökme kırığı olduğu için de bel böyle bükülmüş. O yüzden de böyle yürüyor anam. Böyle yürüyor. Neden? Bel kemiğin buralarda kırıklar olmuş. Kırıklar. Çökme kırığı diyoruz biz. Böyle bir durum olmaması için her zaman mümkün olduğu kadar dik yürümeye çalışacaksınız. Demin gösterdiğim o basitçik elma toplama hareketleri, nar toplama hareketleri, gergin bunlar çok önemli. Bir de ben size ne diyorum? Fırsat buldukça bir yerde sallanın. Ayaklarınız yerde olsun ama sallanın. O sallandığınız zaman bel kemikleriniz açılıyor. Böyle bükülme olmaz. İşte bunlara çok dikkat ediniz. Bu yaştan sonra bunu düzelir mi? Vallahi gene düzelir. Hem de kötü gitmeye mani oluruz. Allah korusun yapmadığım zaman ne olur? Anam daha çok bükülür. İyice sıkıntı olur. Sıkıntı olsun böyle duracak. Ne olsun dursun. Hayır. Ağrı yapar. Çok ağrılar olur. İşte bunlar olmaması için sadece ve sadece bir 15 dakika benimle bu hareketleri yapınız. Gıdalarınıza dikkat ediniz. Ondan sonra da Rabbim neyler, neylerse güzel eyler. Müzik.
Evet sevgili kardeşlerim, şimdi size yepyeni bir uygulama var. Birçok hastanelerimizde, Türkiye'mizde her yerde yapılabilen güzel bir tedavi şekli. Nedir bu? Sizin kanınızın içinde, bütün vücudunuzu iyileştirecek her şey kanınızın içinde. Tövbe estağfurullah. Burası kesiliyor. Kim iyileştiriyor? Sizin kanınız geliyor. Onun içindeki maddeler iyileştiriyor. Tövbe estağfurullah. Burası kırılıyor. Ne oluyor? Sizin oradaki kanınızın içindeki maddeler iyileştiriyor. O zaman buradan çıkarak bir araştırma yapmışlar. Kanın öz kısmını ayırmışlar. Pıhtıyla öz kısmını ayırmışlar. Daha sonra onu, öz kısmını dizin içine yapmışlar. Bazı yerlerde buna kök hücre diyorlar. Bazı yerlerde PRP diyorlar. Bunu hanımların cilt güzelliğinde de kullanıyorlar. Kaş kenarlarında, yüz kenarlarındaki kırışıklıklarda da kullanıyorlar. Gençleşmeyi sağlıyorlar. Biz de bununla ilgili bugün hazırlığımızı yaptık. Hemşire hanım da geldi. Şimdi biz ablamızın aynı, nasıl kan tahliline gittiğinizde kan veriyorsunuz ya, onun gibi kanını alacağız. Özel bir makinesi var. O makinede ayrışımını yapacağız. Ondan sonra size göstereceğiz nasıl yapılır. Şimdi bir kanını alalım. Bildiğimiz gibi aynı şeyden kan alacağız gibi yapıyoruz. Onu siz yapın. Kanını alacağız. Ondan sonra o kanını özel bir sistemle ayrıştırıp dizlerin içine uygulayacağız. Bu kadarcık basit bir şekilde yapacağız. Şimdi burada bir görüntülerimiz var. Bu görüntülerimiz acaba ne? Biraz sonra bunlarla ilgili konuşacağız. Paralar var. Maydanozlar var. Dereotları var. Acaba marullar hangisi var. Tuvaletten daha kirliymiş? Tuvaletten bile daha kirliymiş. Biz sürpriz hangisi diyorduk. Sen de dam diye söyledin Serap ya. Aşk olsun. Öyle ya mi? Ben demden beri sürpriz diyorum. O da sürpriz işte. Neresi sürpriz Serap Hanım? Hangisi acaba? Hayır, tuvaletten daha kirli. Ya Serap Hanım aşk olsun. Dam diye aşk söyledin ya. Aşk olsun ya. Biz tuvaletten de insanları merak ettirip diyorduk ne oldu ne bitti diye. Ha bunlar ne, ne mi diye soracaktı. Şimdi kardeşlerim. Kardeşlerim hemen anlatıyoruz. Hemen anlatıyoruz. Serap Hanım biraz sonra anlatacak, gösterecek. Bunların görüntülerini hazırladık. Biraz sonra size izah edeceğiz. Neler olduğunu, neler bittiğini tek tek iyice anlatacağız. Kanımızı aldık. Kanımızı aldık. Şimdi gördüğünüz gibi kanımız alınmış bir tüpte. Hemşiremiz özel sistemini yapacak. Diğer ablalarınınkini de alıp yapacağız. Ondan sonra neler olduğunu göstereceğiz. Siz şimdi şey yapınız. Biz bu arada dizimiz için güzel bir lapa hazırlayalım. Dizimiz için güzel bir lapa hazırlayalım. Nasıl yapıldığını hemen size gösterelim. Can kardeşlerim bunun için kil nimetinden yararlanıyoruz. Kil. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar kil. 2 çorba kaşığı kadar da buğday kepeği alıyoruz. Bunun içine sevgili kardeşlerim. Söyleyeyim mi? Söylemiyorum tamam sustum Feridun Bey. Sürpriz mi o da? Valla sürpriz müpriz bırakmıyorsun Serap Hanım. Yani dağın diye gittin söyledin. Biz orada da insanları merak ettirdik. Tuvaletten pis. Onlar pis işte. Onları göstereceğiz zaten. Ama hangisi de acaba? Ya hangisi de? Hepsi. Hepsi pis. Hepsi pis. Maalesef hepsi pis. Şimdi onun bir araştırması yapılmış. Dünyada bir hijyenle ilgili, yani temizlikle ilgili bir kuruluş var. Bu kuruluş bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın neticesinde bu gösterdiklerimizin hepsi Maalesef tuvaletten daha pis çıkmış. Şimdi size izah edeceğiz ama biraz sonra. Teker teker söyleyeceğiz. Mesela bir restoranda en pis neresi? Değil mi? Bir otelde en pis neresi? Hepsini öyle tek ayıracağız. Daha onları söylemedik. İzleyin ne olur bizi. Evet, güzelce lapamızı hazırlıyoruz. Ne koyduk içine? 2 çorba kaşığı kil. Bir de buğday kepeği koyduk. Kardeşlerim bunu aynı sodayla karıştırıyoruz. Sodayla karıştırdık. Bunu güzelce lapa haline getireceğiz. Yalnız burada bir püf noktası söylüyorum. Eğer yakınınızda kaplıcanız varsa, diyelim ki Afyon'da oturuyorsanız, diyelim ki Haymana'da oturuyorsanız, diyelim ki Ayaş'ta oturuyorsanız, bu lapayı kaplıca suyuyla yaparsanız çok daha mükemmel olur. Kaplıca suyunu kullanırsanız çok daha mükemmel olur. Aklınızda olsun. Kardeşlerim bakın macun gibi yaptık bunu. Daha sonra bunun içine bir çorba kaşığı kaya tuzu koyacağız. Bir tatlı kaşığı menekşe yağı, bir tatlı kaşığı biberiye yağı, birer tatlı kaşığı menekşe, bir tatlı kaşığı da onu ben bir çorba kaşığı yapayım daha da iyi olur.
ozon yağı. Ozon yağını muhakkak güvendiğiniz, bildiğiniz bir yerden alınız. Eczanelerden alınız. Buna özellikle dikkat ediniz diyorum. Güvendiğiniz aktarlarınızdan da alabilirsiniz tabii ki. Bunların hepsini güzelce karıştırdık kardeşlerim. Evet. İki bakın, çorba kaşığı kil, iki çorba kaşığı buğday kepeği, bir çorba kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı menekşe yağı, bir tatlı kaşığı biberiye yağı, bir tatlı kaşığı ozon yağı, bir adet de maden suyunu evet. Hemen hemen hepsini boşalttın içine. Evet. Kardeşlerim iyi dikkat edin. Burada püf noktası burada esas. Eğer sizin diziniz sıcaktan hoşlanıyorsa bunu bir kabın içine koyacağız, ısıtacağız. Eğer benim dizim sıcağı rahatsız ediyor, sıcaktan fayda görmüyor diyorsanız, evet bir tane stres hazırlar. Bunu buzdolabına koyacağız. Buzdolabı buzluğuna değil, altına. Ne olacak? Bu soğuyacak. Soğuk uygulayacağız. Eğer sıcak iyi geliyorsa bunu ısıtacağız. Peki hemen... kireçlenmeye ne iyi gelir? Sıcak iyi gelir. Sıcak iyi gelir. Normalde bir ekleme bizim tavsiyemiz sıcaktır. Ama sıcak yaptığınızda şikayetiniz artıyorsa sakın doktor sıcak söyledi diye sıcağa devam etmeyiniz can kardeşlerim. Onlara hemen şöyle yapıyoruz. Bunun altını yakıp ısıtıyoruz. Evet, şöyle ısıtıyoruz. Sevgili kardeşlerim yalnız burada dikkat edeceğiniz şey şu. Çok ısıtıp yapıştırdığını yakarsınız. Kesinlikle elinizle kontrol edin. Hatta şu küçük parmağınızla kontrol edin. Aşırı ısıtmayacaksınız. Bu kilin, kepeğin özelliği sıcağı uzun süre tutmaları. Bir de tuz da var içinde. Oradaki hücrelere iyice emilim sağlayarak oradaki kan akımını arttıracağız. Bütün derdimiz, zorumuz ne? Ekleme kanı getirmek. Kan gelen yere can gelmesi sisteminden hareket edeceğiz. İyice ısıttıktan sonra kabımızı alıyoruz tekrar. Bunun kenarına koyduk, kapadık. Muhakkak kontrol etmemiz lazım. Kontrol etmezsek olmaz. Sıcaklığını kontrol edeceğiz. Diz ekleminin ağrısı neresiyse, neredeyse oraya şöyle uyguluyoruz kardeşlerim. Bakın böyle. Her yerine güzelce macun gibi sürüyoruz. Sonra böyle her yerde bulabilirsiniz. Streçle sarıyoruz. Eğer streç bulamadınız böyle naylon da olabilir. Naylonun ortasına bunu böyle koyuyoruz. Koyduk. Getirdik. Dizimizin neresi ağrıyorsa oraya koyuyoruz. Bunu kalça ekleminde de kullanabilirsiniz. Bunu el bilekte de, dirsekte de, kalçanızda da, belinizde de kullanabilirsiniz. Ne var içinde? Kepek ve kil var. Kepek, kil, kaya tuzu. Bunu... bravo. Bir de bunu, ne kadar bekletiyoruz? Bunu anlatalım. Evet. Sıcaklığı geçene kadar bekleyeceğiz. Bir sefer yaptıktan sonra güzelce gidip suyla yıkayacağız. Sıcak suyla yıkayacağız. Her şeyi bir sefer kullanabilirsiniz. Bir daha zaten yıkanıp gider zaten. Uçar gider. Hani onu sıyırayım alayım da bir daha kullanayım olmaz. Kepek, kil, tuz. Ozon yağı burada en önemli faktör. Ama biberiye yağı da kanlanmayı arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Çok çok basit ama çok faydalı bir lapa. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şimdi hemşire hanım öbür tarafta kanlarımızı diğer hastalarımızdan da aldı. Hepsini uygulamalarını yapacağız. Şimdi nasıl uygulamasını burada göstereceğiz ki nasıl basit olduğunu, nasıl kolay olduğunu ve nasıl güzel etki ettiğini görünüz diye. Şimdi onu da uygulayacağız. Evet, şimdi bir güzel Anadolu'dan bir esintilerimiz var. Görelim, ondan sonra devam ediyoruz. Ben seni anlamadım, şu yalan dünya batsın, istemem bundan sonra güneşin hiç doğmasın. Bırak sevdiğim bırak, gözlerim hep ağlasın, ne kadar sevdiğimi belki bir gün anlarsın.
Sevgili kardeşlerim, hemşirem tüpte bir gösterelim. Ayrı ayrı olduğunu hemen bir gösterelim. Çok güzel. Bakınız, bakınız çok güzel hemşire hanım ayarlamış. Şimdi aletin bir özelliğini söyleyeyim. Üç kişi buraya isim yazılmadan makine çalışmıyor. Yani karışma diye bir imkan yok. Neden? Makine bilgisayarlı bir sistem. Buraya ismini yazmadan, bakın mesela ne yazmış? Abla neydi senin adın? Kudret Kadıkıran. Bak yazmış buraya Kudret Kadıkıran. Yani burada bu yazıyı görmeden bir dönmüyor makine. Yani karışması diye imkansız bir şey. Muhakkak isim yazılacak. Gördüğünüz gibi Kudret yazılmış. Bu normal kanıydı. Bakın makineden sonra ne oldu? Bu pıhtı kısmı kanınımızın pıhtı kısmı. Bu da sarı. Bizim tıbbi deyimiyle plazma kısmı. PRP dediğimiz kısmı. İşte hücrelerin olduğu kısım burası. Sizin kanınız buraya gelemiyorsa o zaman ben buraya kanı getiririm sistemi bu. Hemen oraya verivereceğiz kanı. Kanın nesini vereceğiz? Pıhtısını değil, özünü vereceğiz. Ona bazı yerlerde kök hücre diyorlar. Bazı yerlerde PRP diyorlar. Ama gördüğünüz gibi esas vereceğimiz kısım size net olarak gösteriyoruz. Bakın bu kan, bu pıhtısı ayrılmış, bu da özü. İşte bunu vereceğiz. Şimdi yapılışı çok basit. Çok küçücük böyle kıl iğnelerle yapıyoruz. Hiçbir yan etkisi, tehlikesi yok. Niye yok? Senin kendi kanın. Evet. Sana dokunma ihtimali yok. Yalnız biz buna bir ayrı bir özellik daha katıyoruz. Başka arkadaşlarımızın yaptığından bir ayrı özellik katıyoruz. Diğer doktor arkadaşlarım da imkanı varsa yapsınlar. Biz bir de bu kanı aldıktan sonra bunun içine ozon veriyoruz biraz. Yani iyice oksijen veriyoruz içine. Daha da güçlü hale getiriyoruz. Yani bomba kere bomba oluyor bu. Bir de içinde ozon var. Yani bunun adı ozonlu PRP. Yani normal PRP'nin dışında bir de ozon sistemimiz var. Onu da arkaya getirdik. Onu da içine verdik. İyice güçlü hale getirdi. Uygulanışını hemen göstereceğiz şimdi. Bir de bununla ilgili krem de yapacağız. Hemen uygulanışını nasıl yapıldığını gösterelim. Steril şartlarımızı hepsini sağladık. Özel eldivenlerimizi giydik. Hemen Bismillah diye yaptık. Şimdi göreceksiniz eklemin arasına küçücük kıl iğneyle özel bir uyuşturucu da yapıyoruz. Tamam. Şimdi çok özel küçücük büyük bir iğne dediği, bakın kullanacağımız iğneyi sadece gösterelim. Bakın şöyle küçücük kıl bir iğneyle yapıyoruz. Büyük iğneyi de gösterelim. Normal iğne boyutu budur. Bizim kullandığımız budur. Hiç acımaz, hiçbir risk taşımaz, hiçbir tehlike yok. Bakın normal iğneye göre ne kadar da küçücük. Şimdi göreceksiniz yapılış şeklinde. Evet tutun bakalım. Peki biz de bunu böyle takıyoruz. Niye takıyoruz? Sevgili kardeşlerim, ablamın kanının bir terslik oldu. Pıt diye bana sıçramasın. Benim gözümün içinden ablamın ne hastalığı varsa hepsini çeker alırım. Diyelim ki ablamda sarılık var. Diyelim ki ablamda mikrop var. Eğer ben onu yaparken tam kanının özü, özünün özü var orada. Fıt diye sıktığımda bir aksilik olur, bir sıçrarsa gözüm için. Biz ameliyatlarda da kullanırız bunları. Böyle takarız ki hastanın kanı bize bulaşmasın, şey yapmasın diye. Yani bu da kendimizi korumak için taktığımız bir gözlüğümüz. Benim öbür gözlüklerim de vardı. Getirseniz de burada hani torbanın içinde öbür gözlüklerim var. Yeni Almanya'dan getirdiğim gözlükleri diyorum Menekşe. Evet Feridun Bey, ne yapacağız sonra? Şimdi tam yapıyoruz. Yerini, tam yerini evet, bulduk. Tam yerini tespit oraya ediyorsunuz. Oraya küçücük yapıyoruz. Bu arada oraya. Kameraların ablamın suratını göstermesini istiyorum. Evet. Bakın şu anda iğne battı. Ablam da gördüğünüz gibi en ufak bir ağrı, sızı, sıkıntı bir şey. Tut bakalım mikrofonu. Mikrofonu tut Serap Hanım. Mikrofonu tut Serap Hanım. Evet, şimdi göründü yüzü hanımefendinin. Nasılsınız? Sağ ol canım. İyiyim. Ha, i̇yi misiniz? Evet. Bir ağrısı duyuyor musun? Hiç hissetmiyorum. Şu anda biz orada iğneyi yapıyoruz. Hayır, ama gördüğünüz gibi ablam hiçbir şey hissetmiyor. Evet. Bir dakika tut. Bakın iğne yapılan yeri bir gösterelim. En ufak bir şey yok. Kanama yok. Gördüğünüz gibi buraya yaptık. Görülüyor değil mi? Şu anda görülüyor. Çok güzel. Oraya da küçücük bantımızı yapıştırdık.
işlem bu kadar basit, bu kadar zararsız, bu kadar tehlikesiz. Bu ozonlu PRP ne demek? Kanın içine ozon kattık. Ondan sonra özel sistemle ayrıştırdık. Ve gördüğünüz gibi de bunu uyguluyoruz. Ağrı yok. Ozonlu PRP, ozonlu PRP bizim bir görüşümüz, bizim bir buluşumuz. Başka yerlerde de yapanlar olabilir ama bizim kendi görüşümüz bu. Kendi görüşümüze göre yaptık. Birçok yerde PRP yapılıyor ama biz onu ozonlusunu yapıyoruz. Yani bomba kere bomba oluyor diye düşünüyoruz. Evet, bunu da uyguladık. Evet, Feridun Bey, bu arada gözlüğünüzü de getirdim. Bir de bunu takın öbür isterseniz. Öbür gözlüğünü de gösterelim. Ha? Evet. Bu da çok havalıymış. Kayak gözlüğü gibi vallahi. Ha? Evet, birinci bakın, işlem bitti. Bu bir tane uyguladı. Bir de bu gözlüğü de yeni Almanya'dan aldım. Bu daha havalı, böyle arkasından açılıyor falan, ayarlanıyor. Bu daha koruyucu. Bu ağzımı yüzümü de koruyor. Daha havalı bir şey bu. Bu sefer de bunların da yapalım. Hadi. Şimdi bu ablamın da hemen yapıverelim. Ondan sonra da bir de kremlerini yapıyoruz kardeşlerim bunun. Kremini nasıl yapıyoruz? PRP birçok yerde uygulanıyor PRP. Aynı bu küçük iğneyle cildinizin buralarına da yapıyorlar. Bu da bizim görüşümüz. Ben de diyorum ki kremlerde çocuklar. Kremlerde ver krem. Yok, dolgu molgu değil hani. Krem getir, bir tane krem getirin bana, bir tane. Bir tane krem getirin, yapmayacağım, hemen bir krem gösterin. Hayır kardeşim. Evet. Bakınız. Özel bir kreminiz, sizin kendi kullandığınız krem de olabilir ama bizim söylediğimiz bir tane ozonlu, argan yağlı bir kremimizi aldık, doğal bir kremimizi aldık. Bu kremin içine şimdi ablamın kanını almışken birazcık daha fazla aldım. Onu ozonladım. Onun o sarı hücre kısmını getireceğim, bu kreme karıştıracağım. İşte size buraya, her gün buraya vurmaktansa her gün buraya sürdükçe cilt yoluyla eminip buradaki kırışıklıklarda fıstık olacak. Bu kimin icadı? Vallahi billahi Feridun Bey'in. Tamamen bizim bulduğumuz bir sistem. Ama 4 yıl önce. Evet, şimdi yapılıyor bir çeşit. Kaç senedir yapıyoruz bunu? Bizim bulduğumuz bir sistem. Bana 4 yıl önce uygulamamız bir sistem. Serap Hanım çok kullanıyor. Serap Hanım zaten ben her şeyimi önce Serap Hanım'da bir deniyorum. O memnunsa herkese açıyoruz. Çok memnunum, çok çok. Evet. Yani artık hiç öyle kremlere falan paralar vermiyorum ya, aynen öyle. Bu eskiden zaten dünyanın en kaliteli kremi oluyor sizin için. Aynen öyle. Çünkü en güzel krem bir oluyor. De bu sizin kreminiz. Senin yalnız bunun bir dikkat için, edeceğiniz evet. Bir şey var. Muhakkak buzdolabının kapağında duracak. Biz şimdi buradan yaparken de giderken de bakın içine soğutucu koyacağız. Özel kremi böyle soğutucuyla böyle kapatıp öyle teslim edeceğiz size. Öyle götüreceksiniz eve kadar da. Gider gitmez de buzdolabına koyacaksınız. Kullanırken de sakın ola ki elinizi sokup almayacaksınız. Özel bununla alacaksınız. Bununla kullanacaksınız. Ondan sonra bunu her seferinde atacaksınız. Sakın buna elinizi daldırmayacaksınız. Neden? Kan olduğu için burada mikrop çabuk ürer. Sıkıntı olur. Ve her seferinde de buzdolabının kapağında duracak. Evet. Kardeşlerim altına imza atıyorum. Evet. Ben bu kremi bir yaptırın. Harika bir oluyor. De yüzünüzün önce bir fotoğrafını çekin. Bakın bu ablalar burada. Bir ay sonra bu ablalar gelecek. Bizim kamera sistemimiz hepsini yüzlerine aldı. Bir ay sonra eğer bu ablalarda Allah razı olsun değişik oldu demezlerse siz istediğinizi söyleyin. Efendim? Sabah kalkınca mı kullanıyorsunuz? Biz onları anlatacağız şimdi. Sabah kalkınca. Sabah akşam süreceğiz. Sabah akşam süreceğiz. Şimdi benim şimdi başka formülüm var. Ben de bu kremi yapıyorum ama bu kremin içine ben de ozon yağı koyuyorum. Kendi yaptığım nar yağını koyuyorum. O kadar evet. Etkili ki. Şimdi Serap Hanım'ın o özel yağlarını da size anlatacağız. Onu da yapacağız burada. Bir de Serap Hanım yağlar ekliyorum. Nar yağı ekliyor. Evet. Nar çekirdeğinin yağını ekliyorum ve kendim yapıyorum. Önümüzdeki hafta yapacağım nar çekirdeğini. Burada herkesin gözünün önünde yapacak. O da kırışıklıklara çok iyi geliyor hanımlar. Gözlüğümü vermediniz. Hanımlar dedim ama tabii erkeklerde de var. Erkekler de yapabilirler Feridun Bey. Ben size bir itirafta bulunayım. Biz muayenehanede 100 kadına yapıyorsak 50 tane de kesin erkeğe yapıyoruz. Yarı yarıya erkekler de istiyorlar artık. Bilhassa genç kuşakta daha fazla olmak kaydıyla ver. Bu iğneleri burada yapıp göstermekteki maksadım
Bakın üçüne de yapıyorum ki ağrısız, sızısız olduğunu, basit bir işlem olduğunu göresiniz, bilesiniz diye. Bu yeni bir uygulama, PRP denilen bir uygulama. Bunu sporcularda da çok kullanıyoruz. Sporculara ilaç veremiyoruz. Neden? Doping olur diye. Sporcu sakatlıklarında sporcunun kendi kanını alıp getirip buraya yaptığımızda iyileşme hızlanıyor. Biz de aynı şekilde bunu bu şekilde uyguluyoruz. Ama bizim dediğim gibi uygulamamızda bir özellik daha var. Bu bizim görüşümüz. İçine bir de ozon katıyoruz. Evet, şimdi bu ablamıza geçelim. Evet. Üzerlerine biraz parmağınızı basın şöyle ablada. O ablam da bassın. Benna Hanım ilgilen burayla. Evet. Tamam. Bas, öbürüne de bas, öbürüne de bas. İkisine de basın. Evet. Buraya da hemen uyguladık. Gördüğünüz gibi. Hem program yapıyorsun hem doktorluk yapıyorsun şu anda. Değil mi? Evet. Öbür, evet. Öbür hastalarla da onu evet. Verin. Bakın verin, ablama mikrofonu tutun, verin. mikrofonu tutun ki. Harika, hiç acısı yok. Bakın süper ne kadar rahat abla. Böyle olsa hocam, evet. Doktordan kaçmayız. Yok canım, zaten doktorlardan hiç kaçmayınız. Doktorunuz dostunuz olması lazım. Evet. Doktorunuza inanmanız lazım, güvenmeniz lazım. İnanacaksınız. Hele aile hekimleriniz çok önemli. Aile hekimlerinizin muhakkak telefonlarını biliniz. Aile hekimlerle ilişkinizi şey yapmayız. Hemen kremini getirin. Bu ablanın kremini de uygulayıverelim burada hemen. Getirin ablamın kremini getirin. Evet, hem dizine hem yüzüne Feridun Bey. Aynen öyle. Aynı anda. Evet. Eğer cildiniz kuruysa mutlaka kreminizin içine bir de şöyle çok azıcık üzüm çekirdeği yağı da olur, ozon yağı da olur. Biraz bravo, yağ eklemenizi bunu tavsiye ederim. Doğru. Çok zaten bizim verdiğimiz kremde argan evet yağları, üzüm çekirdekleri yağları var ama bu krem gündüze göre yapılmış bir krem. Gece içinde buna muhakkak başka karışımlar yapayım. Yüz için olanı var, evet. Göz için olanı var. Göz için de yüz için olanı da ayırdık böyle. Bakın nasıl yaptığımızı gösterelim. Ve yaptırdığınız şimdi yerlerde plastiğe sakın koymasınlar. Onu hemen tabii olmaz zaten. Evet, muhakkak cam şişe olacak. Bakın kesinlikle. O çok önemli değil. Yapmazlar önemli zaten. Yapmazlar. Doktorlar böyle bir şey yapmaz. Evet. Bakın gösteriyorum. Serumunu bunun içine akıtacağız. Kendi kanını yani. Buna da akıttı. Bu da göz için. Şimdi yani bunu, sizin hücreleriniz var onun içinde. Aynen öyle. Evet. Şimdi bu kök hücre gibi bu bir şey. Tamamen şimdi size gibi özel bir krem. Evet. Tamamen sizin kreminiz. Bunu benim kocam sürse olur mu? Olmaz. Kızım sürse olur mu? Olmaz. İşte böyle. Evet, kardeşlerim yok, nasıl yanlışlıkla sürmesin. Nasıl daldık? Nasıl daldık gittik? Maalesef reklamlara gitmek zorundaymışız. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra bu ablalarım nasıl oldu, nasıl bitti tekrar konuşacağız. Onlarla hareket yapacağız. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim, ablalarımıza güzelce gözünüzün önünde iğnelerini yaptık. İğne demiyoruz biz de ona, PRP diyoruz. Çünkü iğne değil, çünkü iğne çok değil, küçük çok bir şeyle. Hiç can yakmıyor. Hiç can evet yakmıyor, hiç hissetmiyorsun. Ondan sonra güzelce kremlerini de yaptık, kendilerine teslim harika ettik. Şimdi bakalım ne kadar fark etti, ne kadar fark etmedi. Beraberce şimdi onların Yürüyecekler tamam, bakalım. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bir kaldıralım. Bırakma mikrofonu, soracağım. Tamam. Önce bu ablamı da kaldıralım. Gel şöyle bir yürü abla böyle. Herhangi bir ağrısızı hissediyor musun? Yok hocam, gayet dön rahat. Dön bakalım böyle. Tamam. Gel şimdi şu basamağımızı getir Berna'cığım. Şimdi şöyle bir çömer abla bakalım. Şöyle bir çömer. Daha önce böyle yapabiliyor muydun? Hayır hocam, kalkamıyordum böyle yaptığımda. Duyuyor musunuz? Hiç çökemiyordum da zaten. Bakın ne kadar. Çökünce kalkamıyorum. Bir daha bir yapalım, bir daha bir yapalım. Süper hocam. Neden rahatladı? Kendi kanının özü geldi oraya. Özü geldi. Ne diyoruz? Bir yere kan geldi mi can geldi. Ha bakın, birdenbire de öyle mucize değil yalnız. Bu yapacağız. Bunun birkaç zaman sonra tekrarı, devamı var. Ondan sonra bu lapaları yapacak. Şimdi biraz sonra göstereceğimiz hareketleri yapacak. Yani bu olay bir bütün. Değil, yani evet, birdenbire mucize. O yaptık hadi hoptır değil. Ama çok rahatlıyor. Biz bunları rahatladı, evet. Biz bunları yapıp futbolcuyu maça çıkarıyoruz. Maça çıkarıyoruz, oynatıyoruz. Öyle mesela bir
Ankara'da bir kulüpte bir şeyimiz var. Sakatlığı var. Bir an önce de oynamak istiyor. Transfer meseleleri falan var. Bize günde iki kez geliyor. Bunu yapıyoruz. Hemen gidiyor. Oyunu oynuyor. Geliyor. O kadar etkilidir, faydalıdır. Ama bir daha söylüyorum. Birdenbire oldu. Oh tamam. Mucize bulundu değil. Bunu yapacağız. Arkadan diğer tedaviler de var. Bak bir de şöyle bir merdiven çıkalım. En çok ağrılardan biri merdivenlerdedir. Evet. Bakın ne kadar güzel kendi başına çıkabiliyor. Çok rahat. Gördünüz mü? Evet. Tekrar in abla. Heh. İşte bu. Şimdi bu ablamı oturtalım bakalım. Bir de bu öbür ablamla konuşalım. Gel canım ablam bakalım. Bir yürü. Gel. Herhangi bir ağrısızlığı var mı? Yok. Yok. Gel abla. Şimdi şöyle dönelim ablacığım. Şöyle bir yap bakalım şöyle. Kalk. Nasıl? İyi hocam. Görüyor musun? Kalkamıyordum. Gördünüz mü? Neden oldu? Kanı geldi oraya. Kanın özü geldi. Bir de bu kanın içinde bir de ozon da vardı. Ozon da oksijendi. Kemik iyice canlandı, kanlandı. Özelliği o. Sen de oturtalım ablacığım. Gel bir de senle gel bakalım. Evet. Çok güzel hocam. Rahatlaştın. Evet, rahatladım. Dön abla şöyle evet. Gel. Tamam. Sağ ol, Allah şimdi Allah şimdi gördüğünüz gibi bu ablalarımın şimdi namaz kılabilir mi Feridun Bey? Namaz kılamıyorum şimdi demişti şöyle, ya. Şimdi şöyle. Hemen kılabilir mi? Birdenbire olmaz. Birdenbire olmaz. Kaç senedir kılmıyorsun abla? Kaç seneden beri kılmıyorsun? Yukarıda 2-3 sene oldu. Birdenbire kılamaz. 2,5 birdenbire sene. Zorladığımız sıkıntı olur. Kardeşlerim şimdi size diz ekleminize beraberce yapacağız. Oturduğunuz yerde zorlanmadan diz ağrılarından kurtulmak için, diz sıkıntılarından kurtulmak için ne yapmamız lazım? İşte bazı doktor arkadaşlarımız yürü demişmiş de yürüyemiyormuş. Hastalar hep öyle bahaneler sunuyorlar. Ben yürüyemiyorum, ben hareket edemiyorum. Kardeşlerim öyle bir şey yok. Biz size şimdi nasıl hareket yapılacağını göstereceğiz. Oturduğunuz yerde. Bakın biz bunu çoğunu sabahları yapıyoruz esasında. Ama diz için en önemli ana hareketi gösteriyoruz. Ayağımızı şöyle uzatalım. Abla hep beraber yapıyoruz. Burada püf noktası ayağı kendinize doğru çekiniz. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru uzattık. Bu kasımız iyice kasıldı. Bakın en basit diz hareketlerini yapıyoruz. Kaldır, indir. Diz ağrılarından kurtulma hareketi. Diz kireçlenmelerinden kurtulma hareketi. Her yerde yapabileceğiniz çok basit şekilde hareketler. Bunu yatakta da yapabilirsiniz. Yattığınız yerde de yatabilirsiniz. Ama koltukta otururken, televizyon seyrederken de yapabilirsiniz. Şimdi bakın. İçe, dışa. İçe, dışa. Bunu en az 10'ar tane yapınız. Bakın kaldır, indir 10 tane. İçe dışa 10 tane, daire hareketi 10 tane, tersine daire hareketi 10 tane. Ne oldu? Bu kaslar iyice kuvvetlendi. Neden? İnsanı taşıyan kemikler ve kaslar, etlerdir. Eğer ben kasları kuvvetlendirirsem kemiğe binen yükü evet. Azalmış olur. Tam burası evet. Çalışıyor işte. Üst gördüğünüz bacağı ne kadar çalıştırırsanız o kadar, o kadar güçlenir, o kadar iyi olur. Şimdi aynısının tersini yapalım. Uzatınız, ayağı kendine doğru çekiniz. Harikasınız. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Daire hareketi. Tersine daire. İçe götür, dışa götür. İçe götür, dışa götür. İçe, dışa, içe, dışa, içe, dışa. Her hareketten en az 10'ar tane yapınız. Günde 3 periyotta yapınız. Sabah, öğle, akşam. Aklınıza geldikçe bu hareketi tekrarlayın. Hiçbir şey yapmasalar bile tutsunlar değil mi Feridun Bey? Bravo Serap Hanım. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsun böyle tutmanız sadece bile tutun. Tedavidir. Evet. Farktır. 20'ye kadar ama burada püf bırakın. Noktası şudur bak. Böyle değil. Böyle değil. Çekin. Ayağı kendinize doğru çekmektir çekin. Önemli bırakın. Olan. Ayağı kendinize doğru çekeceksiniz. Şimdi ayakkabılarınızı da vereceğiz. Son şifremiz de çıktı. Ayağı kendinize doğru çekeceksiniz. Önümüzdeki günlerde biz size başka hareketler de göstereceğiz ama diz için ana hareketlerdir bunlar. Kaldırıyoruz, çekiyoruz, kaldırıp indiriyoruz. İçe, dışa ve daire, tersine daire. Aklınıza geldikçe yapın. Diz ağrılarından, sıkıntılarından, menisküslerden kurtulun. Onları daha sonra göstereceğiz. Su telefonlarımızı bir verelim, ayakkabılarımızı verelim. Şöyle bir rahat edelim. Maalesef bugün size köfte yapacaktık. Onu yarın yapacağız. Çok hızlı geçti. Serap Hanım'ın demin söylediği tuvaletten daha pis, evet. Daha pis dediğimiz görüntüleri hepsini yarın tekrar ilk başta onları anlatacağız. Bugün dizle ilgili konu yoğun olduğu için maalesef yetiştiremedik. Bir başka lapalarımız da vardı. Onları da yarın inşallah size hemen geri gelmez göstereceğiz. Yarın kabızlıktan konuşacağız ama
Bir de çok enteresan, kış olmasına rağmen ishal vakaları çıkıyor bir iki tane. İshalde ne yapacağız? Daha dün bir hastam geldi. 19 aylık çocuğu gece acile götürmüşler. İshal olmuş çocuk çok fazla bir şekilde. Ne yapacağız? İshal neden oluyor? Ne yapmamız gerekiyor? Acil evde kolayca ne uygulayabiliriz? Onları anlatacağız yani size. Bir de Feridun Bey, kar insanları tutarmış, biraz şişkinlik yaratırmış. Ben de böyle bir şişkinlik için bir şey isteyeceğim senden. Yarın size, evet, yarın size bir de mucize bir kahve yapacağız. Mucize, bildiğimiz Türk kahvesini güzel yapmanın püf noktasını öğreteceğiz. Ayakkabıları verelim. Esin abla Aydoğan Niğde'den. Hoş geldin ablacığım. Neydi şifremiz? Eyvah, ben çok konuştum, düştü mü telefon? Esin abla. Alo. Hemen atlayalım bir başkasına, sonra dönelim Esin ablaya. Alo. Nimet Şanlı Denizli'den. Nimet abla. Merhaba hocam. Merhaba. Ablacığım neydi şifremiz? Ocak. Harikasın, Ocak ayı olduğu için. Ocak. Kaç numara istiyorsun? Eşim için hocam 44. 44 numara eşiniz için. Evet, kesinlikle hocam. Çok rahatlayacağı mükemmel bir erkek ayakkabısı. Güle güle kullansın. İyi günlerde olsun. Sağ olun hocam. Bir telefon daha alalım hemen. Evet, bir telefon daha aldık. Seher Yakar. Seher Yakar Adıyaman'dan. Merhaba ablacığım. Evet efendim. Nasılsın Seher abla, iyi misin? Ayaklarım hiç iyi değil vallahi, hiç kötü ayaklarım. Kireçlenme var, bir tür bir uzun yağı alamadım. Ama kütürek iyi değil uzun yağı. Bir tane rica etsem uzun yağı da koysanız. Ablacığım sana söz, ozon yağı verelim ama sen çok daha kıymetli bir şey kazandın ya, ayakkabı kazandın. Şifre neydi? Şifre ne? Ocak. Harikasın. Kaç numara istiyorsun? 38 numara. 38 numara, bir de sana ozon yağı da yolluyoruz. Tamam. Sana sözümüz söz. Sana ozon yağımızda. Ozon yağımızı da yolluyoruz abla. Güle güle kullan. Onu da yolla. Allah razı olsun. Senden de bir tane. Çok aradı. Abla gel programa gel. Bizim programa gelmek isteyen herkes buyurup gelebilir. Telefon edin, buyurun gelin. Burada da bittikten sonra da en az 5 kişiye de arkada bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Evet bir telefon daha. Esin abla merhaba. Merhaba. Neydi ablacığım, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Neydi şifremiz, neydi abla? Ocak. Kaç numara istiyorsun? 36. 36 siyah. 36 siyah model siyah. Veriyoruz. Hadi güle güle giyin inşallah. İyi günlerde olsun inşallah. Can kardeşim, maalesef programın sonuna geldik. Yarın inşallah bu saatte ona çeyrek kala hep beraber olalım. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın. Allah'a emanet olun.